kamya ajansı muhabirleri Sadi Eser, Sadık Topaloğlu, KYK'yla kapatılan Hacı Yusuf Topaloğlu ile kapatılan diğer muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. 150 yaşlı gazetecinin tutuklu olduğu ülkemizde bizler gazetecilik suç değildir demek için bir aradayız. Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Tutuklu meslektaşımız Sadi Eser'in yengesi Cemile Eser aramızda. Sözü yenge Cemile Eser'e. Kardeva devlet hidayeye var. Ne bizi kastetçiye hatken, serbest bin çıma kastetçiye tıkı zilerken, tak jema pe menabin. Am kurdun, jibu yuruk, kastetçi mecbun çabdın. Ne afadın denge wa, derkebi. Ve kastar afadın ki, ne afadın denge wa, derkebi. Jibu yuruk, vrre devlet de kuya mekin. Aç bu kastetçi eme kurmadın, jibu yuruk, başka tişki değil. Ben yolu kapattım. At serbest buna at fazım. Tüm ve kastetçi kast destek ona de. Devlet ne kast destek ona de kastetçi ya. Kastı serbest. Devlet ne kasit koyne? Jiboy bu kardeş kopa seni serbest mi dinleyin? Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Aramızda Mezopotamya Ajansı muhabirlerinden Erdoğan Alayılmaz var. Sözü Erdoğan Alayılmaz'a. Yani aslında sürekli arkadaşlarımızın tutuklanma haberlerini yapıyoruz. Yani son 4 yıldan bu yana, 5 yıldan bu yana sadece arkadaşlarımızın cezaevlerinde tutuklanma haberlerini yapıyoruz. Evet, bu bir yerde bize acı veriyor ama öte yandan aslında bize bir avantaj da sunuyor. Çünkü gazetecileri cezaevine tıkamak aslında bu devlet için büyük bir dezavantaj. Çünkü gazeteciler bulunduğu her yerde haber yapıyor. Sadiye arkadaşımız, Sadık arkadaşımız, Hacı Yusuf arkadaşımız bulunduğu her yerde yaşanan hak ihlallerini, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini yazıyordu. Bugün cezaevlerinde bu hak ihlallerinin tam da ortasındalar ve bunları yazmaya devam edeceklerine inanıyoruz. Arkadaşlarımızın tutuklandığı gün aslında manidar bir gündü. O gün Özgür Ülke Gazetesi'nin bombalanışının 25. yıl dönümüydü ve o gün iki arkadaşımız tutuklandı. Aslında bu tutuklamalarla bize bir mesaj vermek istiyorlar. Çünkü Türkiye'de basının büyük bir kısmını susturdular, susturmaya çalıştılar. Elde avuçta kalan sadece özgür basın, muhalif basın kaldı. Ya bizim istediğimizi yaparsınız ya da cezaevlerini boylarsınız, gözaltına alırsınız ve baskı görürsünüz. Ama şunu unutuyorlar, biz Api Musa'ların geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zaman susmadık ve susmayacağız da. Her yerde sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Gazeteciliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Halka gerçekleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu gerçekleri biz onların gözünün içine sokmak zorundayız. Bu bizim halka karşı verdiğimiz bir sorumluluğumuzdur. Görevimizdir her şeyden önce. Tutuklamalarla bizi yıldıramayacaklar ve susturamayacaklar. Teşekkür ederim. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Şimdi arkadaşlarımız için bir basın açıklaması yapılacak. Basın açıklamasını Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş arkadaşımız yapacak. Basına ve kamuoyuna. Geçen hafta yani 3 Aralık'ta bir grup gazeteciyle birlikte Kadırga'daydım. Ellerimizde karanfiller ve katledilen gazetecilerin fotoğrafları vardı. Bundan tam 25 yıl önce bombalı saldırının gerçekleştiği Özgür Ülke Gazetesi önündeydik. Anmada konuşan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Cemiyeti sözcüsü Ayşe Günek, Özgür Ülke'den geriye cesaret kaldı dedi. Haklıydı. Çünkü bu konuşmayı yapmasından sadece 5-6 saat önce Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu gizli tanık ifadelerine dayandırılarak örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. İki meslektaşımızın tutuklanmasından 2 gün sonra 5 Aralık'ta ise kanun hükmünde kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu aynı iddia ile tutuklandı. Susma! Haykır! Özgür basın vardır! Susma! Haykır!
basın vardır. Susma, haykır, özgür basın vardır. Gazeteci arkadaşlarımın tutuklanması birçok medya grubunda haber bile olmadı. Meslek örgütlerinden bazıları sadece tweet atarak konuya dikkat etmeye çalıştı. Bugün burada toplanmamızın nedeni arkadaşlarımızın tutuklanmasına tepki göstermek olduğu gibi her ne olursa olsun özgür basının bu sokakları terk etmeyeceğini bir kez daha bildirmektir. Dün bombaların hedefinde olan özgür basın emekçileri bugün gözaltı, tutuklamalar ve soruşturmalar ile susturulmak isteniyor. Susmayacağız. Gerçekleri yazmaya, hakikatin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Cumartesi annelerini, yıkılan Sur'u, yok edilen Hasankeyf'i, eril ve ataerkil yargı sistemini, panzer çarptı diye ölen çocukları yazmaya, anlatmaya ve görüntülerini kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Gazetecilik yapmak suç değil, onurdur. Sanmayın ki mesleğimizi yaparken hukuk dışı yöntemlerle tutukladığımız arkadaşlarımızı unutacağız. Sadiye, Sadık ve Yusuf'un serbest bırakılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki gazetecilik suç değildir. Sadiye her hafta sonu bu sokağa gelip cumartesi annelerini takip ederdi. Kendisi de bir kayıp yaptı. Sadık, Kürt coğrafyasındaki en çatışmalı dönemlere tanıklık etmişti. Hacı, sırf Dicle Haber Ajansı'nda bir dönem çalıştı diye tutuklandı. Bu üç arkadaşımızın tutuklanması sıradan bir tutuklanma değil, direkt olarak Kürt medyasına yönelik ciddi bir saldırıdır. Dün bir gece operasyonlarıyla gazetecileri gözaltına alanlar, şimdi tek tek gazetecileri gözaltına alıp tutukluyor. Yılmıyoruz, bıkmıyoruz. Hem gazeteciliğimizi yapmaya, hem de meslektaşlarımızı, mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz. Özgür basın susturulamaz. Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın. Özgür basın emekçileri. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Onlar çıkacak, yine yazacak. Onlar çıkacak, yine yazacak. Onlar çıkacak, yine yazacak. Katılımınızdan dolayı herkese çok teşekkür ederiz.